Merhabalar sevgili Cem TV izleyicileri. Bu hafta da Kitapsız Dönmesin ya programında karşınızdayız. Cevat Turan'la birlikte konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Mehmet Özgür Ersan, araştırmacı yazar Mehmet Ersan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 4-5 tane yayınlanmış kitabınız var. Evet. Bunlar da çok güzel konuları, aslında biz kitapları referans olarak alarak başlıyoruz. Yazarlarımızı da ona göre çağırıyoruz ve kitaplar konuşuluyor. Şimdi burada konular çok güzel. Bir tanesi Pir Sultan Abdal. Böyle kalavi bir kitap, kalın bir kitap. Mazlumların Şahı Hazreti Ali var. Sonra Anadolu'da devrimci isyanlar, yılkı atları ve sarhoş balıklar. Bunlar şiir kitapları. Evet. Şimdi hocam biz şöyle bir şey yapıyoruz. Programın formatı gereği. Gelen yazarı ilk önce bir kendi hayatını, biyografisini kısaca bir aldıktan sonra kitaplara, konulara başlıyoruz. Bir kısa bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi ben 1974 Çorum Sungurlu doğumluyum. Ailem 1979'lu yıllarda Ankara'nın varoş bir semti olan Mamak'a göç ediyor. Tabii ki o dönemin toplumsal koşulları içerisinde Anadolu'da bir göç var. Herkes şehire, daha iyi imkanlara gidiyor. Okumak için, iş bulmak için. Benim ailemde Mamak'a yerleşmiş, Gecekondu'ya yerleşmiş. O Gecekondu'ların sıcak havası içerisinde, bahçeli, bahçesinde begonvillerin, menekşelerin olduğu, kapıların birbirine açık olduğu o toplumsal yapıyı ve o dönemki toplumsal hareketlerin yükselmesini gözlemlemiş bir aile. Tabii ki Alevi Bektaşi bir kökenden geldiği için de oradaki işçi hareketlerine, mahalledeki gecekonduların sancılarına şahitlik etmiş bir mahalle. Dedem Hünkar Hacı Bektaş Veli dergahına bağlı Kalender Abdal Çelebi Ocağı'ndan bir Alevi dedesidir. Bektaşi'dir kendisi. Ve bizi yetiştirirken de hep bu toplumsal olaylara daha böyle sıcak bakmamızı, işçi sınıfına, gelen emekçilere kapısını açmış, devrimcilere güler yüzle karşılamış ve biz de bu mayayla büyüdüğümüz için o dönem devrimci abilerimizden toplumu, edebiyatı, sosyolojiyi, felsefeyi, insanlığı öğrendik. Ve ben Mamak'ın o yoksul semtinde bir nevi genç yaşta üniversite okumuş kadar oldum. Çünkü çoğu üniversitelerde okuyan insanlar gecekondulara geliyorlardı ve halkı aydınlatmak için orada insanlara birçok şeyler anlatıyorlardı. Ailenin kökeninde de bir okuma yazma severlik olduğu için yavaş yavaş kulağım toplumcu gerçekçi şairlerle, edebiyatçılarla dolmaya başladı. Bunun yanı sıra da tabii ki ailemizin kökeninden gelen bir tarih bilgisiyle harmanlandı ve ondan sonra ben Ankara'nın o Mamak'ında devrimci insanlarla tanışarak piştim. Ve ilk edebiyat dergilerini orada gördüm, ilk kitapları orada gördüm ve müthiş bir okuma heyecanı oldu. Ve birçok toplumsal yapı içerisinde de bulunduk, kolektif bir takım oluşumların içerisinde bulunduk. Ve o süreçten sonra kendimizi edebiyatın içerisinde bulduk. Ben aslında şunu söyleyeyim. Şair olarak başladığım bu serüvene araştırmacı yazar ve tarihe merakımla ilk iki kitabımda şiirle başladığımı tarihle bu devam ediyor. Devam ediyor. Devam Şey olarak mı devam edecek? Araştırma yazar şeyi kısmı daha mı ağırlık basacak? Yok. Şimdi 8 tane şiir dosyam var. Peyderpey onları çıkaracağım. Ama ülkemizin içinden geçtiği toplumsal yapı, hızla radikalleşen bir İslami kültüre karşı Anadolu'nun aydınlanmasını, Anadolu'nun o Türk-İslam sentezi denilen ama 11 ve 13. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevilerle, Hacı Bektaşi Velilerle olan Anadolu aydınlanmasıdır onun gerçek adı. Evet. Çünkü İslam içerisinde aydınlanma yaşanmamıştır ama bu Ehl-i Sünnet için geçerlidir. Bu bir ömrü bulmaz mı bunu araştırmak? Yani bu kadar önemli tabii bir ki, şey. Tabii ki bunlar çok zor. Mesela ben Mazlumların Şah Hazreti Ali'yi 15 yılda tamamladım. 15 yılda. 7 yıllık bir serüvende bir Kızılbaş Ozanı Pir Sultan Abdal'ı tamamladım. Evet. Bunlar çok uzun süreçler. Şimdi biz tabii ki erken başlamanın, o devrimci abilerimizin bize öğrettiği tarihsel materyalizmin ışığında toplumun
ekonomik yapısı, altyapısına oturan bir tarih yapısı ördüğümüz için araştırmamız daha kolay oluyor. Yani bakış açısı. Tarihin böyle kılıç kalkan ekibi gibi ya da efendime söyleyeyim hikayesinden çok toplumsal yapıya oturan gerçekçi yapısını araştırdığımız için bir sanki bir adım önde gibi hissediyoruz kendimiz. Evet. Peki şimdi şeyi hemen burada söyleyeyim. Yani sosyalist arkadaşlara ve geçmişteki sınıfsal bilince atıfta bulununca Marksizmle Bektaşiliğin benzer tarafları var mı felsefi anlamda? Şimdi Marksizmle Bektaşiliğin benzer taraflarını şöyle kurabiliriz. Şimdi düşünün, kafası orta çağdan gelen karanlık bir yapıyla örülmüş felsefelerin yerine günü algılayan, gerçekliğin üzerine oturan bir Marksizm, gerçeğin demine, devranına hu diyen Bektaşilikte elbette ki örtüşen yanlar olacak. Çünkü Bektaşiler evet. Anın oğullarıdır. Ne demek anın oğulları? Mevlana'nın dediği gibi dün dünle gitti kardeşim. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bugüne bakmak, ana bakmak, geçmiş ve gelecek kaygısı yerine bugünü doğru örmek. Bugün sol sosyalist felsefi akımlar da maddi gerçeklik üzerine otururlar. Maddi gerçeklikten kopmazlar. Alevilik, Bektaşilik de toplumsal öz olarak bu damara. O zaman materyalizm de felsefi anlamda daha çok örtüşür. Örtüşür, yakınlaşır. Sadece şöyle söyleyelim. Bektaşilik, Marksizmin can bulmuş halidir. İçerisinde bir can vardır. O mekanik yapısını, vülger yapısını, mekanist yapısını atıp onu canlı bir nüveye, yaşayan bir organizmaya döndürür Bektaşilik. Onun için de Balkanlarda fütüvet ehliyle kültürü o kadar yaymıştır ki bugün Horasan'da demlenen bu yapı bugün Balkanlarda Bulgarları, Avrupa'da. Yunanları, efendime söyleyeyim Moldovalıları, Arnavutları bile etkileyen, oralarda ocaklar kuran ve hala devlet değişmiş, imparatorluk çökmüş, başka devletler kurulduğu halde bugün Arnavutluğun %70'i Bektaşi ocaklarıdır. Çok köklü bir sistemdir. O eski güçlü dönemini yaşayabiliyor mu? Bugün Arnavutluk'ta şu an dünyada güçlüdür. %70'i Arnavutların Bektaşidir. Erkanlarını sürdürürler ve hatta bizim Anadolu'da ocakların birçoğunun sıkıntıları varken oradaki sistem daha tıkır tıkır işliyor. Biz gittik Sarı Saltuk Ocağı'na da, efendim hem Sarı Saltuk'un Makedonya'dakine, hem Arnavutluk'takine, hem Romanya Babadağ'dakine, buradaki yapılanmaların Osmanlı'nın o aydınlanma döneminde 16. yüzyılda Balım Sultan, Şah Kalender, Abdal Çelebi, Pir Sultan'la başlayan sürecin birebir devamının orada devam ettiğini, o geleneklerin Balım Sultan erkanının devam ettiğini, Kızılderili'ye, Hacı Bektaş'a bağlılığın çok önemli olduğunu biliyorum. Ama Türkiye'de o yapı biraz şey olmadı mı yani? Türkiye'de bugün ocak sistemi biraz dağıldı tabii. Evet. Geçmişe nazaran. O süreci anlatmak yani için... Yani Avrupa'da daha mı canlı, daha mı o şeyleri, gelenekleri falan yaşatıyor mu? O görüşü... Balkanlarda yaşatıyor. Avrupa evet. demeyelim ama mesela Balkan. Romanya, Bulgaristan, evet. efendime söyleyeyim Yunanistan'ın kara orman bölümü. Bu modern dünyada nasıl duruyor? Modern olduğu için. Biraz önce evet. dedik ya, felsefi olarak tarihsel materyalizme, efendim felsefenin çağdaş akımlarına yakın, gerçekle örtüşmüş, yaşamın kendi damarından, kendi getirdiği kültürden yoğrulduğu için örtüşmesi çok kolay oluyor. Şimdi mesela bu kitaplarla ilgili girdiğimizde Ali'den başlayıp Anadolu'daki ayaklanmalar ve Pir Sultan'a kadar, yani Hazreti Ali'den başlayan serüveni Kanuni'ye kadarki bölümü anlattığımızda, Anadolu'daki ayaklanmaları anlattığımızda, bunların toplumsal kökenini, bağlantılarını çözdüğümüzde zaten bugün niye modern dünyada hala Alevi Bektaşiliğin birey sorunlarının çözümü olabiliyor evet. mu? Şey yapabiliyor mu? Yol gösterici bireyin olabiliyor mu? Bireyin sorunlarını çözüyor çünkü birey odaklı. Kadın ve erkeğin aynı mecliste bulunduğu, bununla bulunurken de bireyin bütün mekanizmasını rızalık üzerine kuran, yani rızayla bahçeye giriliyor. Talip kendi rızasıyla gelip dergahın kapısından içeri giriyor.
dergahta aynı hermetsisler gibi ya da geçmişteki inisiye edilen bütün o kadim kültürlerdeki gibi inisiye ediliyor, eğitiliyor, öğretim görüyor. Bir nevi o dönemin üniversiteleri oluyor. Oradan çıkan bir kişi kendi toplumuna geri döndüğünde, Pir Sultan'ın Banaz'a döndüğünde yaptığı gibi orayı eğitebiliyor. Pir Sultan önceliğinde olaya bakarsak, mesela bu kitabı yazarken biz bir Kızılbaş ozanı Pir Sultan Abdal hep şöyle bir yanlışın eşiğindeydi insanlar. Pir Sultan 4 şiir okumuş. Bu şiirin içerisinde efendime söyleyeyim şah diyenin dilini keseriz denmiş. Evet. O birisine nasip vermiş bu Hızır Paşa. Biz ona Hızır Paşa deriz hainlik yaptığı için. Sonra Pir Sultan da Pir Sultan'a yanlış yapmış ve ikrarından dönmüş. Yani sözünden dönmüş ve ondan kaynaklı da Pir Sultan asılmış. Böyle bir şey yoktur. Pir Sultan 7 yaşında gördüğü bir rüyayla babasının koyunlarını otlatırken gördüğü bir rüyayla Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimiz'den el almış ve Banaz'dan yola çıkıp Hünkar dergahına uğramış. Kendisine Osmancık'taki Koyun Baba türbesindeki Şeyh Hasan önerilmiş. Oraya gidip 10 yıl hizmetinden sonra 10 yılda Hacı Bektaş'ta hizmet yaptıktan sonra Banaz'a gitmiştir. Ve bu süreç içerisinde 7 yaşından 77 yaşına kadar bu düşüncenin içerisinde kavrulmuş bir insanla karşılaşıyoruz. 17 tane Anadolu'daki Kızılbaş toplumsal ayaklanmanın içerisinde bulunmuş. Bu ayaklanmalarda çeşitli görevler almış. En son Şah Kalender Abdal Çelebi'nin Elbistan Ovası'nda yenilmesiyle birlikte Balkanlara kaçmış. Balkanlarda 12 yıl saklandıktan sonra tekrar Banaz'a dönmüş. Artık yaşının ilerlediği bir dönemde de Banaz'da manevi bir önder olarak bu kaynaşmalara, toplumsal kaynaşmalara önderlik ederek de asılmıştır. Yani Pir Sultan'ın İran'a gitmiş midir o arada? İran ziyareti daha önceki bir ziyarettir. O bir efsanedir. Evet. Pir Sultan'ın asılmayıp göğe İran'a çekildiği evet. ve göğe çekilip kendisinin yerine bir köpeğin asıldığı bu bir efsanedir. Ve kendisini takip eden asasların takibi sırasında bir köprünün kapandığını ve Pir Sultan'ın Erdebil'e gittiği, Şah İsmail ile görüştüğü, Şah İsmail'e Osmanlı'nın ne zaman yıkılacağını sorduğu yönünde bir efsane vardır. Ama biz tarihi mevcut kaynaklara bakar evet. ve bunu, bu mevcut kaynakları da kendi şiiriyle doğrularsak, şimdi bir insan düşünün, 454 adet şiir yazmış olacak. Bu şiirleri nasıl siz şey yapıyorsunuz, Pir Sultan'a ait olduğunu nasıl biliyoruz? Pir Sultan'a ait olduğunu şöyle tespit ediyoruz. Bir tarihsel bir bilgi var. Diyor ki mesela, Onarlı Cem Evi'nde, Türkiye'nin ilk tarihi Cem Evi'nde, Pir Sultan Abdal, Şah Kalender Abdal Çelebi, Balım Sultan, Yemini, Kulimmet, Şah İsmail ve Şah Tasma altısı görüşme yaptılar. Sebep neydi? Oradan gelen Erdebil tekkesinin gücüyle Hacı Bektaş dergahının gücünü birleştirip Osmanlı'ya karşı toplumsal bir ayaklanma örmek. Evet. Bunun görüşmesini yaptılar. Bu görüşmede bunların bulunması demek, demek ki bunlar toplum içerisinde manevi önderler ki buluşuyorlar ve bütün toplum adına karar verebiliyorlar. Ve bunun üzerine şiirlerine bakıyoruz. Balım Sultan'a biatini anlatıyor. Kalender Abdal'a Şah'ın diye sesleniyor. Şah İsmail'e övgüler diziyor. Ve Şah İsmail'in de Balım Sultan'a yazdığı şiirler var. Ve Şah İsmail ne diyor Balım Sultan'a dönerek mağarada? Diyor ki ben sizde Muhammed'in yüzünü, Kalender'de Ali'nin şelvesini gördüm, sesini gördüm diyor. Ne demek istiyor? Balım'la Kalender amcaoğlu olduğu için, Muhammed'le Ali de amcaoğlu olduğu için dönemin kutbu sizsiniz, ben sizin önderliğinizde bulunacağım diyor. Bunu şiirlerine koymuş. Evet. Bu tarihi kaynakta varsa doğrudur. Yoksa Pir Sultan kendi şiirinde kendini yalanlayacak değildir. Onun için de tarih yazıcılarının yanıldığı bir nokta vardır. Mesela 12 tane Pir Sultan'dan bahsediyorlar. Hayatı hakkında kesin bir bilgi yani bu şey mevcut belgeler kaynaklarda vardır ve şiirlerle eğer perçinlenirse Pir Sultan'la ilgili bulgular net bir şekilde bulunur. Bugün mesela geçmişte 4 büyük yazar vardı. Abdülbaki Gölpınarlı, efendim Nusret Ergün ve Pertev Nail Boratav ve İsmail Hakkı Uzunçarşı. Evet.
5 Mustafa Akdağ ekleyebiliriz. Bunlardan örülerek yazılıyordu. Ama ne mutlu ki şimdi Güla Öz, İsmail Kaygısız gibi yazarlar çıktılar ve bunlar derinlemesine incelediler. Bu derinlemesine incelemeleri de bizim elimize geçti tabii. Ve biz 200'e yakın Pir Sultan eseriyle kendimizin de Pir Sultan şiirlerinden çıkarttıklarıyla bir noktaya geldik. Ve Pir Sultan'ın 7 yaşından 77 yaşına kadar toplumsal hareketlenmelerin içerisine katıldığı, bu ayaklanmaların bilinmeden Pir Sultan'ın çözülemeyeceğini söyledik. Ve dedik ki Şah Kulu ayaklanması, Nur Ali Halife, Bozoklu Celal, Şah Veli, Sülüm Baba, Kalender Abdal Çelebi ayaklanmalarına katılmış. Bu ayaklanmalar Yavuz'la Kanuni arasında 3 padişahın bütün vezirlerini yok etmiş, bütün vezirlerini yenmiş ayaklanmalar, önemli bir ayaklanmalar silsilesi. Ve bizim Anadolu'da 7 Ulu Ozan dediğimiz ve geçmişte de birçok Ulu Ozan'ımız olduğu halde 7 Ulu Ozan olarak taltiflenen Pir Sultan, Kulimmet, Virani, Yemini, Şah İsmail, Seyit İmadettin Nesimi ve Fuzuli bu dönemde 15 evet. ve 16. yüzyılda yaşadıkları için ve o dönemde Alevi Bektaşilik daha önceki Babai isyanlarından yenilgisini toparlayıp tekrar ayağa kalktı. Balım Sultan Şah Kalender ve Şah İsmail'in önderliğinde hemen onların altında Şah Tasma, Pir Sultan gibi ikinci önderlerin de bulunduğu toplumsal bir kalkışmaya girdiler. Ve birçok ayaklanma yaptılar. Ve bu ayaklanmalarda Osmanlı'nın en önemli paşalarını yendiler. Ama ne oldu? Dirlik İsyanın düzenliği... sebebi neydi? O İsyanın sebebi dirlik ve düzenliği bozulmuş Türkmenler. Alevilerin de kendilerine karşı yapılan haksızlıklar, devlet içerisinde tanınmaması, hızla Sünni ulemanın eline geçen devletin Sünnileşmesi. Ve Yavuz zamanında daha çok. Tabii. Yavuz döneminde 40 bin insanın öldürülmesi. Ocakların dağıtılması. Yani Babayiler zamanı... Sürekli fetvalar yayınlanıyor. Değil tabii. mi? Kızılbaşlarla ilgili. Tabii Kızılbaşlarla ilgili. Ama kökeni daha çok Şah İsmail'le olan savaşla ilgili mi şey oluyor? Bir tehlikeden dolayı mı bu fetvalar Şah yayınlanıyor? Şah İsmail tehlikesi var ama Anadolu'da da... Yani, ondan önce de var mı yani tabii, Şah İsmail'den Babayi önce? Ayaklanmaları ve Hacı Bayram döneminde biz biliyoruz... O da bir bahane olarak, daha tabii, güçlü bir bahane olarak. Hacı Bayram döneminde biz biliyoruz ki... Şeyh Bedrettin'den dağılanlar Hacı Bayram Veli'ye iktisap ediyorlar. Ve Hacı Bayram Veli'yi zehirlemek için saraya davet ediyor insanlar. Yani o dönem bizim bugün Sünni olarak bildiğimiz birçok şahsiyetin de aslında bu ayaklanmaların içerisinde bulunduğu, zaman içerisinde ehli sünnetten gibi gösterildiği, bizim tarihçilerimizin olmamasından dolayı evet. bazı şahsiyetlerin elimizden alındığını, Koyun Baba gibi, Geyikli Baba gibi. Yani birçok kaybedildiğini, Sarı Saltuk'un unutturulduğunu. Evet. Sarı Saltukname diye bir şey var. 300 yıl sonra yazılmış Sarı Saltuk'ta. Bizim niye araştırmacılarımız çok Araştırmacılarımız önemli. Osmanlıca öğrenmiyorlar. Arapça ve Osmanlıcayı gericilik olarak algılıyorlar. Oysa ki bilimsel bir çalışma yapabilmek için belge okumak lazım. Belge okumak için de Osmanlıca dediğin şey Arapça, Farsça sözcüklerle örülmüş Türkçedir. Alfabesi sadece Arapça. Ben Osmanlıca üzerine çalışmaya başladım. Evet. Hedeflerimden birisi de mevcut belgeleri ana kaynaklarından okumak. Yani bu eserlerde yaptığım gibi araştırmacı yazar. Yani 200-300 evet. eser okuyup bunu kafamızda yorumlayıp bize göre şu yazar daha doğru, şu tarihçi daha doğru anlatmış yerine kendi belgelerimizi koymayı istiyoruz. Böyle i̇yi bir hedefimiz o zaman, var. O yüzden doğrultuda. Sormuştum başına da devam edersiniz. İyi olur çünkü araştıracak o kadar konu var ki evet. bizim kendimizin araştırması çok önemli. Eyvallah. İşte Pir Sultan biz tabii daha çok şiirleriyle biliyoruz ama bugüne kadar yüzyıllardan beri şiirlerin içerisinin hepsinde bir isyan, ayaklanma, direniş ögelerini hep görüyoruz bir karşı duruşla ilgili. Burada Pir Sultan'ın sadece bir şair ve ozan olarak değil, aynı zamanda düzene alternatif yeni bir siyasi beklentiyi de ortaya koyan bir siyasi figür olarak da tarihte bunu görmek gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. Şimdi tabii ki bir Alevi Bektaşi insanı olarak tabii ki manevi olarak Pir Sultan'ın bizim
önderimiz olması, maneviyatta bize kattıkları şiirleriyle, nefesleriyle günümüze çok önemli. Ya, günümüze şey kadar gelmiş. Sadece düzende sağlam çark olmaz. O kadar güzel anlatıyor ki şu düzeni. Evet. Yani evet. Afganistan'dan Mısır'daki Kaygısız Aptal dergahına, Kaygısız Aptal dergahından Babadağ'daki Sarı Saltuk dergahına kadar, eğer Karaağaç'taki, Yunanistan'daki Kızılderili dergahına, Bulgaristan'daki Kızılderili dergahlarına kadar Pir Sultan girmişse, Rodos'a kadar gitmişse adalara Pir Sultan, demek ki çok önemli bir şahsiyet. Bunu gitmiş, sadece gitmiş derken orada cemlerde okunuyor, Pir Sultan'ın evet. hayatı biliniyor. Onlar da toplumsal önder olarak görüyorlar. Yani Anadolu Aleviliğini Horasan'dan alacaksınız, evet. İran topraklarında Tebriz'den Anadolu'ya gireceksiniz. Anadolu'dan Arnavutluğa kadar, Babadağ'a kadar, Romanya'ya kadar ki bölgeye ve buradan da Kaygısız Aptal dergahı oraya dediğimiz kadar Mısır'a kadar ki dergah yapılanmasında Anadolu Aleviliğidir. Anadolu Aleviliği ne Şiilikle ne Sünnilikle karıştırılabilecek bir yapı değildir. Bambaşka bir yapıdır. Ehli Şia da, Ehli Sünnet de farklı ekollerdir. Bizle ilgileri olmayan ekollerdir. Ama bunlardan bugün nevalanan insanlar Anadolu Aleviliğini bir şekliyle kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Ama Anadolu Aleviliği toplumsal önderlerini yetiştirmiş, bu toplumsal önderlerin ışığıyla aydınlanmış insanlardır. Ama bunların ana bağlandığı nokta mazlumların şahı Hazreti Ali'dir. Şimdi biz Pir Sultan'da şunu çok önemsedik yazarken. Dedik ki Pir Sultan 400 tane şiir yazmış, toplumsal olarak bir önderlik yapmış. Bu önderliği yaparken peki Pir Sultan'ın dayandığı bir temel olması lazım. Bu temelin sınıfsal bir altyapısı olduğu gibi bir de üst yapısı olması lazım. O zaman Pir Sultan bir yerde, yani altyapı olarak bir tekke kültürüyle bir dergaha bağlı evet. olması lazım. İşte Hünkâr Hacı Bektaş'ın dergahına bağlı olduğunu, bunun geçmişteki adı şiirlerinde söylüyor, söylüyor zaten. Tabii evet. Hacı Bektaş'a bağlılığını söylüyor. Bunun daha önceki Haydariliktir adı. Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi damadı, Abdal Musa'nın dedesi olan Kutbiddin Haydar'dır. O dergahımızın adı Nişabur dergahıdır. O dergahtan sonra Ordu Mesudiye'de Baba İlyas'ın, Ebul Vefa'nın önderliğinde Babai Tekkesi kurulmuştur. Ordu Mesudiye Tekkesi. Sonra da Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimiz'in önderliğinde Hacı Bektaş Tekkesi kurulmuştur. Bir de Anadolu'da Alevi, Bektaş, Kızılbaş deriz. Bunların hepsi Anadolu Alevisidir. Bir de Şeyh Safiüddin Erdebil'in kurduğu Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar ve Şah İsmail döneminde yükselen bir Erdebil tekkesi vardır. Bu dört tekkenin harmanladığı kültürün adı Anadolu'da Alevilik, Bektaşilik, Kızılbaşlıktır. Bu üç unsur birbirlerine yapışık ikiz gibi benzerler. 12 hizmetleri, cemleri, törenleri, her şeyleri benzerler. Biz Pir Sultan'ı yazarken aynen şöyle dedik. Pir Sultan deyişlerinde halkın özlemlerini, dertlerini dile getirmiş. Pir Sultan bir başkaldırı ozanıdır. Pir Sultan bir sevgi insanıdır. Yöneticilerin halka uyguladığı zulüm ve adaletsizlikler onun şiirinin temel noktasıdır. Pir Sultan halkın bağrından çıkmış bir ozandır. Pir Sultan içinde yaşadığı siyasal, ekonomik sisteme karşı çıkmış, yeni bir dünya hayali kurmuş, adaletsiz düzenin devamını sağlayan Hızır Paşalara, kadılara, müftülere, hatta padişaha çok açık bir şekilde karşı gelmiştir. Onun için de demiştir ki Sancak Kazova'ya çekilsin, Ali Divanı kurulsun. Çünkü Ulu Divan, Ali Divanı öbür dünyada değil, bu dünyayı cennet etmek için bu dünyada kurulması gerekmektedir. Mehdi geleceği düşüncesiyle ve dünyada adaleti tesis edeceği düşüncesiyle Aleviler sürekli ayaklanmış adaletsizlik karşısında ve kendi inandıkları düzeni, adil, hukuk, hak, hukuk ve adaletin içerisinde bulunduğu düzeni kurmak istemişler. O zaman bunların bir de üst yapısal bir paradigmaları var demek ki. Bu paradigmalar nerede öğretiliyor? Nasıl kuşaktan kuşağa aktarılıyor? Bunun gizlerini çözdüğümüzde olayı çözmüş oluyoruz. Onu da nerede çözüyoruz? Sıffın Savaşı'nda Hazreti Ali Kur'an'ın mızraklarını takarak harici olan biz Kur'an'a karşı savaşmayız diyenlere ene Kur'an, ben Kur'an'ım, konuşan Kur'an'ım,
Kur'an'ı natıkım dediği anda özgür bireyin, insanı kamilin, yetişmiş bir bireyin toplum içerisinde nasıl önder olacağını göstermiş. O kağıt mürekkep diyerek Kur'an'a Pir Sultanların, Kalender Abdal Çelebilerin ve günümüzdeki bütün o mayadan beslenen önderlerin mayasını atmıştır. Çünkü orada ne vardır topluma şunu söylüyor. Kağıt ve mürekkep olan yerine canlı Kur'an olana bak. Ve ne yapıyoruz? İkincisi telli Kur'an dediğimiz sazımızla, deyişlerimizle o topluma artık bütün dünyada kabul ettirilen müziğin de etkisiyle kendi felsefemizi, düşüncemizi dilimizle, sazımızla anlatarak orada o insanları, ham gelen insanları hamdım piştim elhamdülillah diyen, tapduğa bağlanan Yunus gibi büyük önderler yapıyoruz. Onun için de burada bir altyapısı Anadolu köylülüğüne dayanan, üretici bir sınıfa, çiftçi, köylü insana dayanan, üst yapısında ise onların ahilik teşkilatı gibi esnafların kurduğu teşkilat, efendime söyleyeyim köylülük içerisinde çiftçilerin hemen dergahların etrafında örgütlenmesi, Hacı Bektaş'ın, Hacı Bayram'ın çiftçi olmaları, aynı zamanda da dergahta sorumlu olmaları ve en kötü zamanlarda da dergahın insanları beslemesi. Yunus örneğinde olduğu gibi. Doğal olan şeyi çok yakın değil mi? Özellikle evet. Mi bu doğa ile bütünleşiyor? Çünkü gerçekçi olabilmesi için bir akımın gökyüzünden ayetler yerine yeryüzünün gerçekleriyle bütünleşmesi doğayı lazım. Doğayı iyi tanımak, evreni, doğayı kozmosu iyi tanımak. Bakın Pir Sultan'ın şiirlerindeki temaların birçoğu doğayla iç içe geçmiş, doğadan öğrenen, bu doğanın bütün nimetlerini Hakk'ın verdiği nimetler olarak kutsal gören. Onun için karıncayla insanın değeri bir. 600 yıl önce de hak, hukuk, adalet ve ezilenlere karşı, ezenlere karşı bir mücadele ve ayaklanmaları görüyoruz. Bugünkü geldiğimiz günde de hak, hukuk, adalet kavramının çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet. 600 yıldır bu topraklarda hiçbir değişen bir şey olmadı. Adalet adına, insanlık adına, özgürlük adına. Onu şöyle cevaplayan Cevat Bey. Şimdi Hazreti Ali Efendimizin, bu mazlumların Şahı Hazreti Ali'de anlattık. 17 kemerbest dediğimiz, bizim de dualarımızda 3'ler, 5'ler, 7'ler, 12 imamlar, 14 masumu paklar, 17 kemerbestler dediğimiz yol evlatları var. Bel evladının halinde yol evladı. Yetiştirdiği kendisi gibi topluma önderlik edecek insanlar var 17 kemerbestler. Düşünün ki koskoca mazlumların Şahı, dünyanın en yiğit adamı, adına efsaneler söylenmiş, birçok milletin, Türklerin, Afganların, Farsların, ta Balkanlara kadar Ali'ye sevgi beslediği bir insanın 17 tane insanı varmış. Yani bu dünyada geçmişten bugüne kadar hak, hukuk, adalet diyen insanlar hep yalnız kalmıştır, hep azınlıkta kalmıştır. Ama buradaki mesele, Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin dediği gibi tarikat ehli ateş insanlarıdır. Dört nesneyi sayarsak yel insanları şeriat insanlardır. Yerler içerler defi hacet ederler giderler. Günlük yaşarlar. Tarikat insanları ateş insanlardır. Pir Sultan'ın dediği gibi bugün yanarlar öbür dünyada yanmamak için. Derler ki cehennemde öbür bir dal odun nasıl? Yok. Öbür işte onu söylüyorum. Öbür dünyada bir dal aldın yok, herkes buradan götürüyor. Ne herkes demek istiyor? Amellerinle, yaptıklarınla bu dünyayı cennet ederek varabilirsin bir yere. Bir sonsuzluk yok mu? Öbür sonsuzluk dünyada... var, devri daim olsun denir bizde hakka yürüyen insanlara. Mesela öldü denmez, ölen hayvan olur, aşıklar ölmez. İnsanın içindeki can ölmez, ten ölür. Onun için de devri daim olsun denir, 18 bin alemi... O bedenin, o canın gezeceği düşünülür. Materyalizm de buna maddenin şekil değiştirmesi. Buna panteizm yani deniyor. Maddede hiçbir şey yok olmaz, yoktan var olmaz, vardan panteizm yok olmaz. Panteizm deniyor. O nedenle madde şekil değiştirir, bir yere gitmez diyor çünkü materyalizm de buna. Materyalizm buna panteizm diyor, bu dünya ile ilgili tasarımlar koyuyor. Evet. Ama biz diyoruz ki bu dünyanın haricinde... Yani bu evrende yok olmayacağı, aslında öbür dünya dediğimiz evrende bir sonsuzluğun evrende olmuyor. Bu dünyada yok olacak olan senin çamur bedenin. İnsan iki yapıdan oluşur. Bir beden dediğimiz çamur yapı. O çamur yapı tamamen yok oluyor mu? Bu dünyada
onlar da başka maddelere dönecek. İşte ama hiç yok olmuyor aslında. Can İnsan başka olarak bir şey. Olmuyor. Can 18 bin alemi dolaşacak. Tamam, o yani hücre tarafı olarak. Alevi inancında böyle. Tamam. Materyalizm ayrı. Ayrıldığımız nokta burası. Yok yok. O tamam, bu dünyadaki şey küçük devir diyoruz biz ona. Bu dünyadaki dönüşüm, ot olması, ineklerin onu yiyecek olması, vitamin olması falan, ona küçük devir diyoruz. Evet. Bedenin devri daimi. Bir de ruhun devri daimi var. Ona da büyük devir diyoruz. Hak'tan kopup Hakk'a ulaşan yapı olarak görüyoruz. Evet. Peki. Şimdi biz ben şeylerle ilgili biraz şiir yazıyorsunuz. Evet. Şu Hızır Paşa olayını da bir konuşalım. Pir Sultan'ı konuştum. Hızır Paşa'yı konuşmamak. Aynı şeydeki gibi Shakespeare'deki Sezar hikayesi gibi. Brutus hikayesi gibi. Sonra Kabil'de Habil gibi. Evet. Hızır Paşa da çok önemli bir figür. Yani, yani sonuçta insanı anlatan, o ihaneti anlatan bir olay. Bu Hızır Paşa'nın gerçek olup olmadığı kanıtlandı mı? Bilinmiyordu çünkü. Bulundu diye. Deli Hızır belgelerde Paşa. Bulundu. Evet. Deli Hızır şey Paşa. Onu bir açıklayalım. Hızır Paşa ne yapmış onu da bir. Şimdi efsanelere kısaca, biz, şey kısaca efsanelere biz inanmak zorundayız. Pir Sultan'ın nasıl ki asılmadığını, göğe ağdığını ve Şah Hatay ile görüştüğüne toplumumuz inanıyorsa bu efsaneye inanmak zorunda. Hızır Paşa'nın da Pir Sultan'dan el aldığına böyle bir efsane olduğu için inanmalıyız. Şimdi ama Mehmet Bey, bu önemli bir konu. Tarihsel reklam arasına olarak girmemiz gerekiyor. Eyvallah. Ondan sonra hemen şey yapalım. Reklamdan sonra devam edelim. Eyvallah. Kısa bir ara.